İdeal hoca tarifine uyan tabii ki kişiden kişiye değişir ama pek çok maddede uyan bir isim Jesus. Hiçbir zaman da o rehavete kapılmıyor gerçekten. Uyan bir isim ama eee Jesus'un ilk geldiği dönemi bir hatırlayalım. Eleştiriler ciddi anlamda yüksekti. Dinamo Kiev'e elendiği evet. hafta Fenerbahçe'nin Jesus'un tercih ettiği transferlerden tutun da işte Brezilya'ya geri dönecek zaten. E, burada kalmaz Fenerbahçe'yi önemsemiyor tarzında. Bazı görüşler e, hakimdi. Sonrasında işte her şeyi futbolda sahada ispat edebiliyorsun. Her şeyi sahada gösterebiliyorsun. Bunun en büyük e, göstergesi de Fenerbahçe'nin şu anki durumudur. Jorge Jesus'un e, neticeleri olağanüstü mü? Hayır olağanüstü değil. Puan durumuna bakarsak şu evet. an maç eksiğiyle lider durumda ama puan kaybettiği maçlar da var. Yani seri halinde galibiyetle yakalamadı ama bu eleştirilecek bir şey mi? Hayır. Yeni kurulan bir takım, yeni bir teknik direktör e, ve... Yeni bir anlayış oturtuyor. Fenerbahçe'nin yıllardır oyun açısından temkinli oyun tarzına, temposu biraz daha düşük oyun tarzına, sete yerleşen oyun tarzına karşın biraz daha az temkinli, biraz daha direkt oynayan, biraz daha az sete yerleşen bir Fenerbahçe izliyoruz. Ve bunu yapmak için çok kolay değil. Başka bir ülkede, dilini bilmediği bir ülkede yeni transferlerle, sıfırdan bir şey inşa ediyor ve çok güzel işlere imza atıyor. Seninle yukarıda konuşurken şunu söylemiştim. O yüzden kamera arkasında söylediklerimi kamera önünde de tekrar etmek isterim. Fenerbahçe'nin şampiyonluk durumunu hiç konuşmadan olsa da olmasa da Fenerbahçe'ye katmış olduklarından dolayı şu ana kadarki havadan dolayı şu ana kadarki gidişata bakınca Jorge Jesus'un ...çok önemli bir değer olduğunu ve bu değerin farkında olunması gerektiğini söylüyorum. Şampiyonluk çok önemli. Evet Fenerbahçe camiası bu şampiyonluğu bekliyor. Ama olduğu da şampiyon olamadı Fenerbahçe. Bence şu an en büyük aday tartışmasız bir şekilde. Ama oldu. Türk futbolunda yaşanıyor. Şampiyon olamadı. Jorge Jesus'a yine de devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu gidişat doğru yol. Bu oyun tercihleri bu yapılanma, futbol yapılanması doğru yapılanma umarım da böyle devam eder. Ben izlerken çok büyük keyif alıyorum. Serdar Kelleci. Tabii şu ana kadar ki yaptıkları Jesus'un Fenerbahçe camiasını tatmin etti. Öyle bakmak lazım çünkü Fenerbahçe DNA'sına uygun olmayan antrenör tipleri seçilmişti daha önce. Yani gelen teknik adamlar kötü teknik adam diye söylemiyorum ama benim Fenerbahçe hafızamda işte Veselinovic. Bir hücum futbolu ki bence tarihin en iyi Fenerbahçe 88-89. O 103 gol atan Fenerbahçe. Ve o Fenerbahçe de aslında geleceğe ışık tutmalıydı. Hani teknik direktör seçimlerinde. Parera bunlardan biriydi. O 95-96 olması lazım. O uzun kadro. Ee, o da onu anımsatan bir Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe hücum oynar. E, Fenerbahçe. E, sonrasında bir Mustafa Denizli Fenerbahçe var. İşte davumlu Fenerbahçe var, ama sonra yapılan teknik adam seçimlerine bakıyorsun. İşte bir e, Erol Bulut çok iyi hocadır, çok beğenirim, çok takdir ettiğim yanları var. Ya da Pereira. Fenerbahçe DNA'sına çok aykırı işler yaptılar. Nedir o? Bir kere Fenerbahçe oyuncusu Fenerbahçe'ye geldiğini çok iyi biliyor, özellikle yerliler açısından söylüyor. Fenerbahçe oyuncusu diyor ki, hoca diyor ki Fenerbahçe hocası futbolcuya ikinci bölge baskısı yapacağız. diyor. Hocam biz Fenerbahçe'yiz. Biz 3 yapmayın yapmamız gerekiyor diyor. Şimdi buradaki fark, mantalite farkı Fenerbahçe tarihiyle ilgili oradan gelen bir alışkanlık Fenerbahçe DNA'sı bunu emreder. Bu hoca da bugün belki her maçta 3. bölge baskısı yapmıyor Fenerbahçe. Bazen 2'ye de geçiyor maçına göre. Dolayısıyla bir şeyleri bence çabuk e, kavramış bir teknik adam Cesus. Türkiye'yi de bence iyi anlatılmış olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki dinamiklerin de iyi anlatıldığını düşünüyorum. Oyuncu gruplarının nelerle karşılaşabileceğini, oyuncularla ilgili nelerle karşılaşabileceğini de ve tecrübe de zaten 68-69 yaşında falan bir teknik adamdan bahsediyoruz. e, ee, tabii bunun doğru karar olup olmadığını yine sezon sonunda göreceğiz. Başka bir mevzu. O başka bir isim. Ama Fenerbahçe Sen doğru yolda. yolda. E, mesela sezon sonunda göreceğiz diyorsun ya mesela Yusuf Kenan'ın katılmıyor musun? Sezon sonunda diyelim ki şampiyonluk yani şu an hedef şampiyonluk diye Fenerbahçe'de hı öyle hı. söylüyorum. Şampiyonluk gerçekleşmedi ama Fenerbahçe bu gidişatla devam etti. Eş. Öyle ki yani şu şu ligde baktığımız zaman hani dengeler çok çabuk değişiyor. takımlar bir anda çok sansasyonel yenilgiler alıp ertesi hafta harika sonuçlar ve harika oyunlar ortaya koyabiliyorlar. Yani e, olumlu ve olumsuz anlamda istikrarla ilgili değişik bir durum söz konusu. Ya ben zaten şuradan yanayım. Bu hangi hoca olursa olsun çok spesifik işler yapmazsa kötü anlamda ben hep devamlılıktan yanayım ama Türkiye şartlarında maalesef ki işte bugün belki hakkında metiyeler yağdırılan Jesus çok iyi benim hafızam çok da kötü değildir. 3 ay sonra işler kötü gittiği zaman her şey tersine dönebiliyor. Aynı kişiler çok farklı yorumlar yapabiliyor. Türkiye'de zaten bu yüzden teknik direktörler devamlılık sağlayamıyor. Yani Belki Fenerbahçe aynı oyunu yine oynayacak, yine kaybedecek. Olabilir. Futbol bu. Bunun çok fazla örneği var tarihte. Ama biz sonuçlara göre yorum yaptığımız için belki Jesus yine aynı şekilde maçları tamamlayacak. Fenerbahçe yine önde basacak ama bazen sonuç gelmeyecek. Olabilir mi futbolda? Olabilir. O zaman yine arkasında durabiliyor muyuz? Benim futbol hafızam durmadığımız yönünde. Biz sonuç odaklıyız çünkü. Şampiyon ben... yaptın mı, yapmadın mı? 82 doğumlu bir Fenerbahçeli olarak gözümü 103 gollük şampiyonlukla açtım futbol dünyasında. Çünkü 7-8 yaşında artık çocuksunuz ve yavaş yavaş futbolun kavramında da ne, neyi içerdiğini de nasıl bir spor olduğunu anlıyorsunuz. Benim ilk şampiyonum oydu. Sonrasında 96-2001. O yüzden benim jenerasyonum için kupalar için şampiyon olmadık söylemi gerçekten geçerli. Ben çünkü 18-19 yaşıma kadar 3 şampiyonluk gördüm Fenerbahçeli olarak. Ama Gördüğüm 3 şampiyonlukta da coşkulu bir oyun vardı. Hakim bir oyun vardı. Ve Fenerbahçe'nin benden önceki jenerasyon işte 60'lar 70'ler yıllarında daha fazla şampiyon olan daha fazla Türkiye, Türk futboluna hükmeden yapısına uyan bir futbol tarzı vardı. Teknik direktörü uyuyordu. Tabii. Çünkü Todor Veselovici önemli bir teknik adamdı. Carlos Alberto Pereira önemli bir teknik adamdı. Mustafa Denizli Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli Tabii. teknik direktörlerinden birisi. Christoph Daum Almanya'da milli takım için düşünülüyordu. Ondan sonra Zico bir futbol efsanesi. Teknik direktör olarak belki daha az tecrübeliydi ama Zico denildiğinde Tabii. Brezilya futbolunun herhalde en yoğun futbolcusu arasında yer alır dedim zaman kimseye ayır edemez. Fenerbahçe'ye çok uygun profildi zaten. Çünkü o dönem Brezilya Deneyası da çok işlenmiş Tabii. Didi'den itibaren Fenerbahçe'de. O yüzden e, bunun devam etmesini gerektiğini savunuyorum. Bu arayışlara artık e, farklı teknik direktör denemelerine işte Filip Koku'dan tutalım belki Emre Belezoğlu'nu bu burada bir biraz kenara koyacağım. Çünkü onun denemesi bence başarılıydı. Kalması da farklı bir noktaya getirebilirdi. Bu oyun olmazdı. Başakşehir'in bugün oynadığı oyunu Fenerbahçe oynardı. Tatmin eder miydi, etmez miydi onu bilemiyorum. O zaman daha sonuç odaklı bir oyuna doğru gidebilirdik. Orada sonuç üzerinden değerlendirebilirdik. Ama artık şunu kavraması gerekiyor bence Fenerbahçe camiasının. Yol doğru, yöntem doğru. Sonuç gelmeyebilir. Olabilir. Şu örneği verdim. Barcelona %82 ile top oynadı. %18 ile oynayan Kopenhag kazandı. Barcelona felsefesinden vazgeçti mi? Hayır. Barcelona yine topa sahip olmaya devam etti. Yenildi. Yine felsefesinden vazgeçmedi. Şampiyon olamadı. Yine vazgeçmedi. Çünkü bir takımın bir oyun felsefesi taraftarlarının alışkın olduğu bir standart olması gerekiyor. Bu standarda doğru çekmiş George Jesus. Bundan sonra sadece sonuç odaklı düşünürse eğer Fenerbahçe yönetimi ya da Fenerbahçe camiası çünkü maalesef sosyal medyanın etkisiyle camialar artık biraz daha hızlı reaksiyonlarla eleştiriliyorlar ya da övülüyorlar. O zaman yanlış yola sapar. Çünkü yeni bir deneme bambaşka bir riski içerecek. Şu an şampiyon olup olmaması çok önemliydi. Ben şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Puan farkı çok fazla değil. Oyun gidişat Felsefe teknik direktörün davranışları hakimiyeti, camiaya hakimiyeti onu gösteriyor Fenerbahçe açısından. Olur olmaz bunu zaman gösterebilir. Yani evet. şey değilim, medium değilim. Bunu öngörmek çok zor. Çünkü çok atipik bir sezon yaşayacağız. 40 gün ara var. Devre bitmemiş olacak. Birinci devrenin maçlarını derbi evet. Galatasaray derbisi Ocak başında oynanacak Fenerbahçe açısından. O yüzden çok uzun bir sezona doğru yine sezon sonuna doğru gidiyoruz. Lakin yöntem, isim e, ve yol doğru bu yol doğrultusunda sonuçlara üzülebilirsiniz ama gemileri yakmamak gerekiyor. Eğer kötü olursa, iyi olursa zaten hani herkes över diye düşünüyorum. Şimdi kronolojik olarak karıştırabilirim. Aslında geçmişinde, yakın geçmişinde Ali Koç yönetiminde zaten bu yapılmış ve senin yapılmaması gerekenin söylediğin şey yapılmış ve bunda başarısız olunmuş. Şimdi koku, kuman... <laughs> Yanal, yanlış mı söylüyorum? <laughs> Tabii. Hani işte bir ara Tahir Karapınar, Erol Hoca, Emre Belözoğlu, Pereira. Pereira hani hep e, ya sezon ortası değişenle de olmayınca sezon başı başka biriyle hep bir böyle bir girişi oldu. Tam tersi örneklere baktığımız zaman da işte sezon ortası anlaşılan e, ve sonrasındaki sezonda devam eden ama başarıya ulaşan da örnekler var önümüzde. İşte e, Sergen Yalçın örneğini verebiliriz. Şimdi Abdullah Avcı örneğini verebiliriz. Hani bu örnekler var. Fenerbahçe zaten hep senin yapılmaması gerektiğini söylediğini yaptı Ali Koç yönetiminde. Sadece öyle değil. Geriye doğru gidelim. Gelip işte az önce saydığımız bütün, bütün isimler ilk sezonlarında şampiyon oldular. Evet. Carlos Alberto Pereira zaten bir sezon kaldı. Mustafa Denizli için aynı şey geçerli. Daum geldi şampiyon oldu üst üste iki kere. Üçüncüsünde işte Denizli'deki maçı hepimiz hatırlıyoruz. Zico geldi şampiyon oldu sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali çıkarttı. O sezon şampiyon olamadı ama Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyonluğu var. Hep şampiyonluklar bir şekilde bunlar doğruymuş dedirtti. Ben sonuç odaklı gidilmemesi taraftarıyım bir kez. Bunu zaman. alışıldı diyorsun o yüzden yani bu evet. zorlandı aslında. Şunu düşünmesin. Jorge Jesus geldi. E olamadı abi. Şampiyon olamadı ne yapacağız? Şimdi ben çok Fenerbahçe'yle aşırı neşir oldu, hiç mi dışarıda. Hep Fenerbahçe'nin ne olacak hali diye soruluyordu. Artık şey soruluyor. E, George Jesus ayrılır mı ayrılmaz mı abi? Hmm. Veya devam eder mi? Çok güzel. Devam eder mi etmez bir sorusunda kalalım. Burası iyi bir yer. Yani Fenerbahçe'nin hali ne olacaktan buraya geldiysek de çok büyük bir aşama kaydettik. Fenerbahçe doğru yolda.